Ben Abdullah Şen, elektrikçiyim. 6 yıldır buradayım. Esnafın durumu nasıl? Cumhuriyet Caddesi esnafının talebi nelerdir? Bu konuda sizlerden biraz görüş alabilir miyiz? Şu şekil, mesela esnaf olarak burada ölüyüz. Yani ancak mesela tuttuğumuz bir işe gidip yani iş yapabiliyoruz. Yoksa burada yani biri gelip buradan bizden bir şey alacak yok. Yani çünkü bu cadde ölüdür. En ölü cadde bu caddedir. Siirt'in en ölü caddesi burasıdır. Buranın canlanmasını istiyorduk. Yani istiyoruz daha doğrusu. Çünkü yıllardır dediler mesela burada kentsel dönüşüm olacak. Yani o kentsel dönüşümle burası canlanırdı. Ama kentsel dönüşüm bugün olacak, yarın olacak. Bugün olacak, yarın olacak. Yani bekliyoruz. İki tane binayı yıktılar burada hırsızlardan dolayı. Reklam yaptılar. Kentsel dönüşüm başladı. Hani herkes görüyor. Yani bir şey var mı? Yani sizler de şahitsiniz. Yani orada bir şey var mı? Yok. Ama yani olsaydı burası en azından yani eski günlerine geri dönebilirdi. Burası Siirt'in en işlek caddelerinden biriydi. Yani ama şu an yok. Şu an en ölü cadde burasıdır. Baktığımız zaman birçok dükkanın kepengi kapalı. Kepenglerin kapalı olmasının nedeni nedir? Abi iş olmuyor. İş olmayınca adam mesela kira ödüyor. Kira ödediği zaman yani haliyle kazanmıyor. Kazanmadığı zaman ne yapacak? Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl kirayı cebinden ödeyecek. Ondan sonra ne yapacak? Mecbur kilidi vurup gidiyor. Başka seçenek kalmıyor onun elinde. Peki esnafın talebi nedir? Cumhuriyet Caddesi sizce nasıl canlanır tekrardan? Abi aslında bu cadde nasıl canlanır? Dediğim gibi eğer bu tarafa mesela kamu kurumları gelirse veya bir kentsel dönüşümle mesela binalar tekrar geri gelirse canlanırsa ancak o şekil canlanır. Yoksa onun dışında yani burası yani rahmetlidir. Ben Kasım Sevgin. Kasım abi kaç yıldır bu Cumhuriyet Caddesi'nde esnaflık yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Biraz bize anlatır mısın? Vallahi ben eskiden arka taraftaydım. Cumhuriyet Caddesi eskiden nasıldı abi, şu an nasıl? Bunu bize biraz anlatır mısın? Herkes geldiğinden yürüyemiyordu insanlardan, müşterilerden. Yani bayağı iş vardı yani. Peki şu an işler nasıl? Baktığımız zaman birçok dükkanın kepengi kapalı. Bunun sebebi nedir? Durgundur yani. İşler o kadar fazla yok. İnsan insan kendini karnını doyursun. Başka bir şey yaptığı yok yani. Şimdi eskisine dönmüş millet. Gelip ben terziyim. Eski elbiselerini getiriyorlar. Yama yapıyoruz. Millet hep taşındı gitti. Hırsızlıktan kimse duramıyor ki. Baktığımız zaman birçok kepenk kapalı hani. Bunlar iş mi yapamıyor yoksa hırsızlıktan mı? İş yapamıyorlar yani. İş olsa insan kapatır mı? Buranın kirası öbür yerlerden daha ucuz yani doğrusu. Ama iş yapamıyorlar. Vatandaş gelmiyor mu mesela? Aşağıdaki Kooperatif Mahallesi'ndeki, Bahçeliler Mahallesi'ndeki insanlar bu tarafa alışverişe geliyorlar mı, gelmiyorlar mı? Dışarıdakiler geliyorlar. Dışarıda mesela Pervari'den, Şırnak'tan. Ortalama bir 25 yıldır burada esnafım. Buranın bir an önce kentsel dönüşüme girmesi lazım. Zaten farkındaysanız iş yerlerimiz hepsi kapalıdır. Özellikle Suriyelilere bırakılmış buralar. Buraya canlanabilmesi için kamu kurumlarının esnaf arkadaşlardan alışveriş yapması lazım. Yani kamu kurumu bugün Güre Caddesi'nden veya Bahçeli Evler'den bir belediye, bir ne bileyim maliye herhangi bir şey aldığı zaman en azından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaflardan alışveriş yapsalar daha iyi olur. Ondan sonra buranın canlanabilmesi için bu tür alternatifler yapılması lazım. Veya ne bileyim buralarda peynirciler çarşısı yapabilirler veya kasapçılar çarşısı yaparsalar. Yani canlandırabilmeleri için bunlar lazım. Ha başta yanlış yapıldı. Çarşı cami yaptıklarında altta bir tane otopark olması lazımdı. Üst taraflarında en az bir 70-80 taneye yakın bir işletme yapabilirdiler. Orada bayağı yanlış şeyler yaptılar. Ha burada bir alternatifimiz, bir Ulu Cami'miz kaldı. Ulu Cami içinde bir çalışma var kentsel dönüşüm için. Ortalama herhalde bir
20-25 dönüme yakın bir ev kentsel dönüşüme girecek, önü açılacak. İnşallah bize bir artı olacaktır. Abi, Cumhuriyet Caddesi esnafı neden kepenk kapatıyor? Eski günleri arıyor mu? Eski günleri arıyoruz. Buranın canlanabilmesi için bir an önce kentsel dönüşümün girip ama fakir fukaranın hakkını yemeden, fakir fukaraya destek çıkarak kalkıp da evini 200 milyara, 300 milyar sayıp da 1 milyon artı alacak şekilde yaparsalar zaten fakiri daha fazla ezmiş olurlar. Bu yüzden de buranın canlanabilmesi için kentsel dönüşüm, başka türlü çözüm yolu da yoktur. Yani burası artık her geçen gün depo olacak. Yani bu işletmeler hep depo olacak. Yani diyeceklerimiz bu şekilde buralara sahip çıksınlar. Burada bir sürü her geçen gün esnaflar mağdur yaşıyorlar. Evet, kepek kapatıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Zaten gözlerimizde görüyoruz. Son zamanlarda mı arttı bu kepek kapatmalar, kilit vurmalar? Son 5 yıldır hemen hemen bu şekildedir. Son 5 yıldır esnaflarımız kapalıdır. Sıftasız eve gidiyorlar. Bizimkisi hadi bir telefonla biz çalışıyoruz. Telefonda tüplerimizi dağıtabiliyoruz. Ama esnaf arkadaşlarımız gerçekten sıftasız gidiyorlar. Kaç yıldır bu caddede esnaflık yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Bunları bile biraz anlatabilir misin? 1973'ten beri buradayım. 50 yıllık esnafsınız hani bu caddede. 50 yıl önce Cumhuriyet Caddesi'nin hali nasıldı? Şu anki hali nasıl? Genel olarak baktığımız zaman 100 dükkan varsa bunların 30'u kapalıdır. Bunun hakkında ne düşünüyorsun abi? Hep aşağıya doğru kaydılar. Yani aşağıya doğru kaydık hepimiz. Onun için burası boşaldı yani. Onun için kapalıydı. Daha hocam? Önce çok güzeldi. Burası, bu Cumhuriyet Caddesi çalışıyordu zaten. Başka cadde yoktu. Bu cadde öldü. Yani öldü dediğim boşaldı. Kimse kalmadı yani. Bunun en büyük sebebi nedir acaba? Tamamen aşağıya doğru bir göç mü? Aşağıya doğru bir göç oldu yani. Aşağıya doğru bir göç oldu yani. Peki esnafın talebi nedir? Esnaf tekrardan bu caddenin hareketlenmesini, canlanmasını istiyor mu? Tabii istiyor. Tabii ki istiyor. Yani bu bizim arkası mesela hepsi harabe olmuş, hepsi şey olmuş. Kullanılmayacak haldediler hepsi. Öbür taraf aynı şekilde. Yani burası eğer kentsel dönüşüme falan olursa çok daha iyi olur. Cadde için hem de bizler için, esnaflar için çok daha iyi olacak. Yani. Peki daha önceki işleriniz nasıldı, şu anki işleriniz nasıl? Bundan biraz bahseder misin? Daha önce işlerim ben toptancılık yaptım 30 sene burada. Bu son yıllarda bıraktım zaten. Haliyle bıraktım. Neden bıraktın abi? Neden? Kimse gelmiyor artık. Aşağıya göç oldu. Günü siftahsız kapattığın oluyor mu? Oluyor. Şimdi de siftah etmemişim. Yani bir aydır yok ya öyle bir şey. Zaten olduğu zaman da bir iki parça satıyorum burada. Başka bir şey yok ki. İnsanlar gelmiyor mu abi? Yok, kimse gelmiyor artık. Hiç kimse gelmiyor.